Arkadaşlar bugün Davut abinin yanına geldik. Abi senin ismin neydi? Recep. Recep de oğlu. Recep biraz sessiz. Kızlar Caddesi'nde şurası büyük postane. Büyük postaneden böyle Ulu Cami'ye doğru gelirken hemen sağda. Büfenin ismi de zaten Kızılay Büfe. İzin var mı yemeğimiz? Davut abi dünyada tatlısı bir abi. Davut abi sen bize tost yap ama şöyle senin en çok tutulan tostun ne mesela? Neyle yapıyorsun? Karışık domatesli hafif acılı. Karışık domates. Bana ondan bir tane yap, burada yiyelim arkadaşlarla beraber. Bir taraftan da sohbetimizi ederiz. 3 tane yarım mı yapacağım? Tek sana. Siz yiyor musunuz gençler? Çeyrek mi yapalım? He? Çeyrek mi yarım mı? Bir tane yarım yap. Tüm yap ya da bölek ya. Tüm yap. Tüm yap. Tüm yap. Tamam. Neyi kullanıyorsun? Belli başlı markalar tercih ettiğin şeyler var mı? Peynirde mesela. Peynir Ersoy Gıda'nın kendi ürünü. Bu Adana firması herhalde bahsettiğin. Adana firması. Hı hı. Kıvanç markası. Kıvanç marka bir tost peyniri kullanıyorsun. Kendi mandıralarını da üretiyorlar adamlar. Nereli firma onlar? Adanalı yerli. Onlar da nerede yeri tam olarak? Onlar siz o tarafta mı? Kocavezir'de oturuyor aynı. İş yerleri de orada. İmalatlarını Ereğli'ye taşıdılar ama. Adana'dan götürdüler. Peynir çok önemli değil mi bunda? Tabii. Sucuk ne kullanıyorsun? Sucuk da Akça Tekir'den geliyor. Yayla sucuğu. He, bu bizim Tekir'in sucuğu. Ranza varmış, halı varmış. Kaç gram koyuyorsun yaklaşık? 100 gram var mı? Bilek mi? Fazla. He, 100 gramdan da fazla oluyor. Evet. Yani arabaya sar değil mi? Bunu buraya gelen arkadaşlar istediği zaman ne diyecekler buna? Karışık tost mu diyecek? Domatesli karışık. Domatesli karışık derler ya da sucuk kaşar. Domates sevmeyen sucuk kaşar istiyor. Belli başlı püf noktaları var bu sucuk yapmanın. Değil mi? Sucuk kendim yapmadığım için. Yok sucuk tost yapmanın özür dilerim. Belli başlı böyle püf noktaları var. Kıvamını geçirdiğim zaman sucuğu çok... Ya çok sert oluyor ya da böyle çok yumuşak oluyor. Bir kere tost makinesi ısınmış olacak değil mi? Soğuk makineye koyunca pek tadı olmaz herhalde. Sucuğu tutar zaten soğuk olduğu zaman. Abi çok değerli bir abimiz. 20 yıldır buradasın. Neler oldu neler bitti değil mi? Şuradan ne dükkanlar vardı eskiden, ne insanlar vardı. Şöyle bir gözlemim var, bilmiyorum katılır mısın? Sen iyi niyetli bir insansın ya. Seni hep iyi niyetliler buldu değil mi? Kötüler böyle geldi, duvara çarpar gibi çarpıp yere düştüler değil mi etrafında? Zaten etrafında barınmadı. Barınmadı derken böyle küçük işler zaten barındırmaz ki yani. Burada dükkan kendi benimsin. Değil mi? İşçi de yok. Yani, oğlunla beraber. Evet, çalışıyor. İşte biraz da onun şansı. Oğlunla berabersin. Beraber çalışmanın avantajı. Başka çocuk var mı? Var. Maşallah. Ama yani burada kiraya tutup da böyle ufak işler tutarmaz ana cadde. Evet. Ana caddeye bırak, ara caddeleri açanlar bırak. Ya bir de iyi insanlarla karşılaşıyor değil mi? İyi olursan, sen dürüst olursan. Burada olduğumuz için esnaf yani bizi tercih ediyor. Bu domatesin suyunu biraz sıkıyor musun? Nasıl yapıyorsun? Yok, suyu tabanda kalıyor. Suyu da tabakta kalıyor. Bol kaşarlı. Bize torpil yapmıyorsun değil mi? Şimdi öyle diyorlar. Herkes aynı. Sen çekim yaptığın için sana fazla koyuyorlar falan. Herkes aynı. Zaten esnaf bilir bizim. Değil mi? Ne şekilde yaptığımızı. Kaç tost gidiyor? 100 tane falan gider mi günde? Zor. Ancak. Allah bir bereket versin şimdi abi. Sabah öğle fazla tost. Sabah tostu çok satar. Evet. Ama öğle bu saatten sonra da kim alacak? Evet. Sabah. Ne satarsa sabah satıyor. Allah sizlere sağlık versin. Niye diyeceğim biliyor musunuz? Siz
genç kalın, biz de genç kalalım. Siz sıranızı bize verirseniz. Ama zaman durmuyor. Yani, siz sıranızı bize verirseniz. O senin dediğini yapmak da. Evet. Zaman durmuyor. Allah sizlere sağlık versin, doğa, afiyet versin. Doğanın kanunu bu. Herkes yeter. Doğacak, büyüyecek, her şey olacak. Gönül istiyor ki hiç zamanı durdurmak istiyor da durmuyor. Durmuyor. Ama biraz önce konuştuk. Gönül yaşın hep genç. 35, en fazla 40'tır. Öyle gönülden öyle geçiyor da. Ama çok da yaşlı değilmişsin zaten. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü yeni yaş skalasını yayınladı. Diyor ki 65 yaşına kadar herkes gençtir artık diyor. Sen artık gençsin ha. 59 değil mi yaşın? Evet. Sen gençsin. Yaşlıyım açlıyım değil mi ha sakın? Yok ben yaşım. Yaşlanmak ne biliyor musun ya, abi? Yaşın kendine göre bir güzelliği var. Tabii. Zaten ben yani yaşlılığı da kabul etmem. Zaten yaşlıyım desem işi bırakırım. Evet. Çalışmayı. Bak yaşlanmak dediğimiz şey içinde bulunduğun çağa ayak uyduramamak aslında. Şimdi sen her şey o kadar hızlı ilerliyor değil mi? Bak internet çıktı, televizyonlar inceldi, insanlar bir tuhaflaştı. Sen bu çağa ayak uyduramazsan o zaman yaşlanıyorsun. Sen çağı yakalarsan... Çağı biz yakalayamadık o zaman hocam. Yakalayacaksın işte bak ona dikkat et. Teknolojiye uyum sağlayacaksın. Uyduracaksın. Uyduramadığın zaman yaşlanmak bence o. Yok yok yok. Yapacaksın inşallah. Şalterleri kapatıveriyor yoksa beyin. O vücutta özel şalterleri var. Kapattığı zaman işte Alzheimer diyorlar ya. Buna da diyorlar. Bunamak o çağı yakalayamamak. Vücut kendini kapatıyor bir süre sonra. Yağını da verdin şimdi tostun. Sanki ben oraya bir maşa koydun. Bu maşa tam böyle şey vermiyor. Malzemeye fazla katıyor. Maşaya koymazsan makine ağır. Bastığı zaman vıcırır. Kaşarı domates erimeden pişmeden çabuk. Bak bu püf noktalarından bir tanesi. Püf noktalarından bir tanesi. Maşaya basacağım makine ki yani domates evet. içinde biraz erimsin. Yoksa domates şişmez. Kaşar çabucak erir ağır. Evet. Yanında ne iyi oluyor tostun sence? Ne güzel gider. Karacası durmuş. Genelde portakal çok verecek. Tamam. Ustam bize şimdi portakal da sıksın. 3 tane de. Şimdi bu neyi kötü biliyor musun? Biz buna bağlanırsak bu tosta yer uzak. Nasıl yapacağız? Ha, güzel yazda oturuyorum ben yukarıda. Geldiğimizde yiyeceğiz inşallah. Geldiğin zaman yiyebilirsiniz ama İnşallah. Bazen öyle arkadaşlar var burada gelip yiyip de evet. tercih eden gerçekten uğrayıp. Bak şurada bir lahmacun calim var benim. O da çok tatlı bir insan. Tablada satıyor ya. Geldiğin zaman denk düşerse yolum o tarafa mutlaka alırım. Çocukluğumdan beri. Doğru. Çok uzun süredir yapıyor da o işi. Dilimle beraber nasıl istersen, beraber yiyeceğiz dilimle. Burada bir yiyeceğiniz oraya alayım mı? Oraya sığar mıyım ben? Oraya al. Buyurun Özkan Bey. Gözünüzde çok şekil yalnız. Hava güneşli olduğu için tabii. Şey yapıyor. Nasıl? 10 numara değil mi? Ya doğru işte. Valla senin sohbete doyum olmuyor. Bir dahaki özellikle kardeşimle sohbet etmeye geleceğim. Hiç doyum olmadı hiç.
Ferhat abi. Ağzına penseli laf aldık. Yok, ben yarın sabah ararım ya. Sabah ararım. Teşekkür ederim. Allah sana uzun ömür versin. Sağ ol, çok sağ ol. İnşallah bundan sonra da görüşürüz. Kendine iyi bak abi.